Gizem bugün duygusal anlar yaşamış ve yaşatmış. Duygudan duyguya. Hayat hikayenle gerçekten de herkesi çok etkilemişsin, şaşırtmışsın. Biz de dinleyelim ve paylaşalım senin hayat hikayeni. Buyur. Ben eşim için ailemle çok kötü şeyler yaşadım. Yani nasıl yani? Ailemle görüşmüyorum bu yüzden. Şu an. Nikahımı kıydığım zaman kızlar ailemden hiç kimse yoktu. Eşimin ailesinden de kimse yoktu. Sen aileni özlemiyor musun hiç? Mesela ben annemle görüşmüyorsam şu an bu tavırla değil ağlayarak anlatırdım. Yani ben en son annem doğumuma gelmişti. Evet doğumuma gelsene gelmişlerdi. Gelsene olacak yokmuş, düğünde yokmuş. En fazla 4 kez gördüler ve benim kızım 15 aylık. Daha görmediler. Yani hani İyi misin? Ne beni hani beni bir kenara bırakın bir anneanne yani torununu görmeden durabilir mi? Duramaz. Yani her zaman söylüyorlar torun evlattan daha hani şeydir diye. Tatlı bal. Her zaman hani torun bazı şeyleri kapatır yani hep ben öyle gördüm. Evet aynen. Ama hiç yani ben öyle bir şey görmedim. Kıyamam sana ben. Bu yüzden ben de onlara tavırlıyım. Belki onlar bana kızdılar ama en azından hani çocuğum için bir şey yapabilirlerdi. Her şeyi yani geçmişte bırakıp onlarda kalabilirdi. Bazı şeyleri kabul edebilirlerdi. İnsanız, herkes hata yapabilir. Evet. Yanlış seçimler yapabilir onlara göre. Tabii canım. Ama en sonuçta evlat atılmaz ki. Aile yokluğum var. Kayınvaliden bu yokluğu kapatmaya çalıştı mı? Kayınvaliden bana annelik yerine kayınvalidelik yapmaya devam etti. Ben zaten o kadar emindim ki böyle çelik gibi duran, hani suratsız dediğimiz insanların şurası her zaman kanar. Neden gelmediler? Evlenmeni mi istemediler? İstemediler yani Nursel Hanım. Yani ben de artık hani yoruldum gerçekten. Biz yorulduk mücadele etmekten. Hani ben hep ikna etmek istedim. Hiç hayalimde böyle bir şey yoktu. Ben de hani terli duaklı gelin olmak istiyordum. Yani herkesin haberi olsun istiyordum. Fakat yani beni gören herkes zaten böyle bir hayat yaşadığım için çok şaşırıyor. Hani dışarıdan hani hiç böyle bu kız böyle bir şey yaşamış olamaz hani. Bu kadar hani okumuş, etmiş, aklı başında hani derler ya hani yapmaz yani böyle bir hayatı tercih etmez diye bakılıyor. Ama yani insanlar nasıl insanın başına her şey geliyor yani yapmam dediğin her şeyi yapabiliyorsun bu hayatta. Ben ne gelinlik giydim yani ne bir düğün yaptım. Gelinlik niye giymedin? Kısmet olmadı. Kimseye haber vermedik. Bir sinirle bir artık şeyle nikah kıymaya karar verdik eşimle. Ve her şey artık bitsin, durulsun istedik. Ve nikahımızı sadece ikimiz ve bilen iki kişiyle, üç kişiyle işte tanıdıklarımızla kıydık. Çok yazık. Neden istemediler? Yani yine anlatmıştım, yine söyleyeyim. Hani özel sebep dedim ama hani yine söylemiştim. Ben üniversite mezunuyum. Güzel bir mesleğim var. Güzel bir çevrem vardı. Yani gelecek de vaat ediyordu. Çalışıyordum da ben. Çok hani yükselebilirdim işimle. Layık mı görmediler yani daha işimi, güzel yerlerde mi görmek istediler? Evet daha hani yine hani tamam belki galerici deyince hani sanki çok güzel bir hayat yani galerici işte para içinde yüzüyor şöyle bir aslında hiç öyle görüldüğü gibi bir şey değil. Aslında keşke bir devlet memuru olsa ki adı galerici olmasaydı bir maaşla çalışsaydı ama hani İzin verselerdi bunları yaşamasaydım öyle bir hayat yaşamadık biz eşimle galerici çok lüks evet çok güzel günlerimiz de oldu maddi olarak çok iyi olduğu günlerimiz de oldu ama bunun garantisi yok hani bu mesleğin her şey olabiliyor yani başına her şey gelebiliyor bu meslekte o yüzden biz de çok inişli çıkışlı hayatlar yaşadık ve ben bu hayatı ben kendim tercih ettim. O yüzden annemle babama hiçbir zaman hani kızmıyorum. Ne zaman en son sesini duydun? Hele şu noktaya gelmişken aslında haklısınız diyorsun şu an onlara değil mi? Ya haklısınız demiyorum ben ona bilmiyorum bazen hani yani hiç kimseye aslında bunları anlatmıyorum.
Her şeyi içimde yaşıyorum. Ne eşime bile hani söylemiyorum hasta bunları. Hasta olursun ama hiç içinde tutma. Bence anneni ara. Ne zaman duydun en son sesini? Yani herhalde bir 8-9 ay oluyor. Yapma ya. Ha bir de bir şey söyle. Ay bir güzel çocuğu var. Bak annene baka baka söyleyeyim. Ben bilmiyordum görüşmediğinizi. Böyle bir bal, bir bal çocuk. Yani gerçekten dedim İsmini ki ne çok seviyordur bal. Büyük anneler bunu dedim. Bak görmüyormuş bile. Yani arasan... Pek üzüldüğüm nokta o zaten. Hani beni atın bir kenara. Yani atın. 7 kat yabancının bile bir çocuğu olsa hani görmeye gidersin. Hani sorarsın, edersin. Yani benim annem çok ikinci bir insan. Babam daha hani şeydir. Nasıl söyleyeyim? Babanı ara. Daha mülayimdir. Ama annem evde çok baskın bir karakter olduğu için hani babamı da bastırdı. Yani bilmiyorum bu kadar yani büyütecek hani bu kadar kinlenecek bir durum yok yani sonuçta bir kan davası yok bir şey yok ortada. Ay seni affetmesi için ne lazım mesela valla kaybetmek mi lazım? İlla ki başına bir şey mi gelmesi lazım? İşte, ne bileyim evladısın ya Allah nasıl dinleyecek bu küslük? Ama hiç bilmiyorum ki. Nursel Hanım. Hayır, yani. Başka türlü kayıp da var Tuğba'cığım. Evet. Hayat çok insan öyle dersler veriyor ki. 3 günlük dünya hepimizin başına her şey gelebilir. Kimin o zaman neyin kini bu yani? Evladından senden bahsediyoruz. Evet. Ne münasebet? Bilmiyorum ve benim kızımın doğuştan da bir rahatsızlığı var. Ama çok hani ciddi olmasa da. Kızım doğuştan rahatsız doğmuştu ve bunu bildikleri halde hani bunu bile hani arayıp sormadılar hani nasıl durumu şöyle böyle diye sormadılar. Ay. Ama o kadar haklı ki ya. Ama ben gene de onlara kızmıyorum ben onları çok seviyorum. Yo ben çok kızdım yani bayağı kızdım. Ay çok güçlü senin ama. Senin şu an vücut diline bile şey oluyorum yani böyle. Kas katı, böyle serçe gibi. İnşallah izlemezler. İzlemeden istemiyorum yani inşallah denk gelmezler. Yo annen izlesin inşallah. Gene de izledikçe daha çok kinleneceklerini düşünüyorum. Aa, yok artık ya. Hay şöyle yap, özledin mi? Özledim özlemiştir. Diye devam et. Ya hiçbir şey söylemeden çıkın gelin yani değil mi? Ben hani... Çekilin kenara. Ben torunumu görmek istiyorum. Deyin yani bunu. Herkes ben çok duydum böyle hani. Evlat bir yana diyorlar, torun bir yana yani. Burada herkes aynı şeyi yani bilmiyorum. Soruyorum yani Beyhan teyze. Sen de bir annesin, sen de bir babaannesin. Yani anneannesindir Gönül teyze yani siz böyle mi yapardınız? Sen bilmiyorum. Yap. Çıkın gelin diyorsun ya. Çık git arasan mesela bir anda. Bu şimdi buradan çık işte ara git onu. İstemediler ki ben niye gideyim? Ama ben onları sizi istemiyorum demedim kapıdan ki. Kapıdan mı almayacak seni ya? Ya alırlar o ayrı bir şey ama hani benim de bir onurum gururum var. İstenmediğim yere gitmek istemiyorum. Ama doğuma geldi demiştin değil mi? Evet yani biz diyorum ya sürekli inişli çıkışlı bir hikaye olduğu için. En Durum son iyiyken geldi. Sen bir şey yapmayı denedin mi? Aralarında köprü olmayı denedin mi? Nursel Hanım tabii ki ben büyük olarak aralarına girdim. Girmez olur muyum? Çok mu sonuçta, katı anne? Evet, annesi çok katı bu konularda. Benim oğlumu baştan beri sevemedi. Aralarında sınıf farkı var dedi yani. Üniversite mezunu dedi benim kızım dedi. Bilmiyorum yani hayata karşı böyle şey çok kırgınım. Yani bu seni evet hayatta da katılaştırmış, kayınvalidene karşı bir da katılar. Ama bir gelinlik giydirmemişler Nursel Hanım. Yüzü hiç gülmüyor Gizem'in. Bayağı evet. Hani kayınvalidesi dedi ya suratsız. Evet suratsız çünkü yüzü gülmüyor. Yani bir gelinlik giydirseydiniz bari kıza. Bak Gizem şöyle yapalım. Onu da kendileri hayat istemedi. Hayat o kadar kısa ki. Ya evlat da evlatlığını yapmalı, anne de anneliğini yapmalı. Bence sen bu kadar madem bize kadar geldi bu konu. Bak kameraya gözün içine, içinde hiçbir şey kalmasın. Senin hiçbir suçun yok. Herkes yetişkin olduktan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı seçiyor. Hem annene hem babana, belki de son kez söyleyeceksin. Buranda ne varsa söyle aşkım. Vallahi söyle, yani kızın için. Yani artık daha ne söyleyeceğim ki her şeyi söyledim. Sizi özledim de ne demek istiyorsan. Söyledim yani ben onların ne olursa olsun onlar benim annem babam ve ben hiçbir zaman onlara asla bir saygısızlık yapmadım aynı evin içinde. Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemezler. Her zaman ailede parmakla gösterilen bir çocuktum, torundum. Benim eşim dünyanın en kötü insanı bile olsa
Ben onların çocuğuyum ve yani insan çocuğu için her şeyi yapar diye düşünüyorum. Dünyanın en kötü insanını bile kucaklaması lazım. Yani çünkü ben de anne olduktan sonra hani bunu daha iyi anlamaya başlıyorum. Ya eşini sevmesin, kayınvalideni sevmesin de insan evladından vazgeçer. Evet işte, asla. Ben de onu söylüyorum. Asla. Daha da bir şey söylemek istemiyorum. Kız o kadar zaten anneden yaralı ki şu anda. Filizciğim sana döneceğim. Diyor ki ya kayınvalidem de bana tam olarak annelik yapmadı diyor. Kızın anneden yana şansı yok demek ki. Tam olarak kaynanalık yapıyor diyor. Bizim de gördüğümüz de bu arada. Belki de o annelik yapıyor ama ben kendi annemin eksikliğini hissettiğim için onun anneliğini istemiyorum. Hmm. Bilmiyorum. Hmm. Güzel belki yaptım. De öyle. Çünkü yani ona da haksızlık etmek istemiyorum. Çok tatlısın aslında ya. Öyle büyük yüce gönüllü bir şey söyledi ki bak. Belki de yapıyor, ben onu göremiyorum diye. Vallahi alkışlıyorum seni gerçekten. Yapıyor musun? Sence, bak gözümün içine. Aslında en doğru kelime, en son kullandığı kelimeler çok doğru. Ben onunla annelik yapmaya çalıştıkça o kendinden beni uzaklaştırmaya çalışıyor. Ya. İster istemez etki tepkiyi vurdu. Yani bunu burada bir de bunu şunu söylemek istiyorum. Kendisi de şimdi onaylayacaktır. Ben sadece neredeyse herhalde hamile kaldıktan sonra ya da doğumuma yakından itibaren kayınvalideme anne demeye başladım. Evet. Çok geç anne dedim. Çünkü anne kelimesi benim için çok önemliydi. Ben ona hep ilk tanıştığımızda hani arkadaş olarak Filiz teyze olarak hep hitap ediyordum. Çok geç yani 10 senenin üstünde herhalde anne kelimesini, anne baba kelimesini onlara kullanmaya başladım. Hani sanki kendi annemle babama haksızlık ediyormuşum gibi ya. Düşünüyordum. Ay. Tamam. Ay. Ay. Çok, tamam, çok tamam. Yani ya o kadar tamam. İyi, bir de o kadar güzel anlatıyor ki. Yani o kadar hissederek anlatıyor ki yani. Ben de eşimi yermek isterdim yani ne annemi babamı ama olmadı. Annenin adı ne? Resmi Gül. Resmi Gül Hanım. Vallahi ben de annesiz büyüyen bir çocuk olarak ben bu konuyu yani asla kabul etmiyorum. Siz hayattasınız, kızınız hayatta, bir de torununuz olmuş. Ne münasebet, Allah'ın gücüne gider bence ya. Ne olursa olsun evladına sahip çıkacak herkes doğurduysa. Bu karaktere kim getirdi bu kızı? Siz getirdiniz. Ne olursa olsun çocuğunuzun arkasında duracaksınız. Nokta. Daha bunun üstüne başka söz yok yani. Çocuğunuzu arayacaksınız, çocuğunuzun arkasında duracaksınız. Ne bu kin, düşman mı bu kız yani? Sen doğurdun, sen bu karaktere getirdin. Sen de sahip çıkacaksın. Sana kıyamam ben. Sen bir annesin, güçlü olacaksın. Bence kaynanına da daha anne gibi yaklaş, olur mu? En azından elinde olan anneye sahip çık. Evet, tabii ki. Bu arada Resmi Gül Hanım'ın da tabii ki yani olay çift taraflı her zaman. O da çok kırgındır eminim ki. Ama cevap hakkı var. Benim tek isteğim evladınızı arayın lütfen. İsterseniz de ben de dinlerim neler olduğunu sizin ağzınızdan. Haydi son tadımı yapalım. Ateş bastı.